Baya bir özel konu için gelmiştim. Yani bir yakınımın nişanı var. Oğlunun nişanı var. O nedenle gelmiştim. Fakat sağ olsunlar başkanlarımız yani bir araya gelelim dediler. Normal şartlarda bir çay içimlik belki uğrayacaktık ama yani benzeri bir toplantı doğrusu beklemiyordum. Öncelikle ben size çok teşekkür ederim başkanım. Size teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Ben de yani o nedenle Bandırma'dayım. Şimdi sizin sorularınıza cevap vereyim. Abi şunu bir koyabilir misiniz? Evet. Akıllı insanlar Bandırma'da bugün toplantılar yaptılar. Sayın Başkan şeyler düşünüyor. Akıllı insanlar konusunda. Sayın Akşener. Teşekkür ederim. Şimdi ben tarihçiyim. Evet. Ve Osmanlı tarihi okudum. Cumhuriyet tarihi anlattım. Üniversitede hocalık yaptım 15 yıl. Ne yazık ki biz bu Sevr anlaşması esnasında imzalanmasından önce ve sonrasındaki hadiseleri öğrencilerimize anlatırdık. Üniversite inkılap tarihi hocalığı yaptım ben. Anlatırdık ve orada bir heyet-i nasiha vardı. Onu da anlatırdım ben. Bandırmadan da öğrencilerim oldu. Mühendislikte hocalık yaptım. Yani eminim şimdi televizyon marifetiyle verirseniz onlar hatırlayacaklardır. Evet. Şimdi heyeti nasiha yani o zaman Sevr Anlaşması'na vatandaşı Osmanlı tebaasını Türkleri ikna etmek için ortaya konmuş bir heyetti. Yani nasihat heyeti. Şimdi bizimkiler yani bu dönemde 2013'te kurulan heyetin nasihanın adı Akil İnsanlar. Akil insanlar hadi şimdi Sayın Yusuf Allahçıoğlu'na göre yemek yiyen manasına geliyormuş ama neyse biz onu anlama biçimiyle yani ifade edilen biçimiyle akıllı insanlar daha üst noktada düşünebilir işte insanlar gibi kabul edersek kanaat önderi gibi kabul edersek ilginç insanlardan oluşuyor bir ben çok merak ediyorum bu arkadaşlar halka ne söylüyor? Mesela Bandırmalılara ne söylediler? Bandırmalı hemşerilerim onlara neler sordular? Ve ne cevaplar verildi? Yani bu şu ana kadar basından takip edebildiğim kadarıyla işte, süreç hakkında bizi bilgilendirin bilmiyoruz. Ondan sonra efendim işte biz Türkler açısından takip edilmiş kendimizi hissediyoruz deniliyor. Biz onu da bilmiyoruz. Yani süreç hakkında bilgi yok. Efendim konu hakkında bilgi yok. Birbirine benzemez. Bir sistem bu. Aslında bunun ben ilkokul kitaplarında bir tekerleme vardır. Sıçan tutamaz. Ekmek yutamaz. Deneklik edim şeklinde bir grup. Dolayısıyla benim gözümde akil insanlar böyle bir şey. Ama asıl Türkiye'nin geldiği nokta ilginç. Dün Anadolu Ajansı bir şey bildirdi. İşte Karayılan açıklama yaptı. Evet, 8 Mayıs'ta PKK çıkıyor diye. Şimdi yüzü aşkın Türkiye'den gazeteci gitti. Evet. Yani orada bir toplantı yapıldı. O toplantıda bir başka yani resmi grubun meşru ve resmi grubun başıymış gibi Karayılan konuştu. Ve orada iki önemli söz, bir sürü şey söylendi de çok önemli iki şey var. Bir, Kürt halkı 40 yıllık mücadelesini başardı diyor. Evet. 40 yıllık mücadelesini başardı. Yani biz başardık kardeşim. Şimdi galip gelmiş bir grubun başı olarak sizle konuşuyoruz. Evet. Birincisi bu. İkincisi kimlik ve statü konusunda kazanımlarını bu zaferin üzerine elde etti diyor. Yani talepleri kimlik ve statüydü. Bunu elde etti diyor. Yani çekilmeyle ilgili fasılları zaten o tam çekilme anlamında taşımıyor. İzlediniz ettiniz. Ama ısrarla gözden kaçan bu iki konu
çok ilginç. Aposerbest kalsın diyor. O zaten nihai hedef o. O yani Murat Karayılan'da, Duran Kalkan'da, Apo'da diğerleri de gelip aktif politika yapıp milletvekili seçilmek ve bir bölgesel bir siyasi yapının temsilcisi olmak. Mesela şu anda bana göre istenen iki şey var. Anayasayı falan değiştirilmesini beklemeyecekler. Yani o konuda da ısrarkar olmayacak diye düşünüyorum ben bu müzakere edilen kesim, PKK ve diğer şürekası. Siyasi partiler yasasında değişiklik, yani etnik vurgu yapılarak siyaset yapılamaz maddesinin kaldırılması. Bir diğeri de %10 seçim barajının şeye işte 5'lere falan düşürülmesi. Buradan iki Murat var. %10'luk seçim barajının BDP'nin ve diğerlerin seçim kazanıp girmesini sağlamak ayrı ama bir diğeri de şimdi bu %10'luk seçim barajının konulma nedeni istikrarın da sağlanması. Yani çok parça pinçik bölünmesin diye bir sistemdi o. Yani temsilde adaletle istikrarı mümkün olduğunca dengeli tutan bir anlayışla %10'luk seçim barajı konmuştu. Şimdi onun %5'e indirilmesiyle hem bir de siyasi partiler yasasındaki o etnisiteye vurgu yapılarak siyaset yapılamaz maddesinin kaldırılmasıyla yeterli olacak. Bir bölgenin mensupları ve bir bölgenin temsilcileri olarak hoş geldiniz çift unsurluluk haline dönecek diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ama ben bu gidişatın barışmayı, bu gidişatın oluşturulmaya çalışılan ayrışmayı giderecek bir süreç olmadığına inanıyorum. Murat Karayılan'a göre 40 yıllık, bazılarına göre 30 senelik, bazılarına göre 25 yıllık bir terör kavgasının, terörün sonucunda hiçbir ilçemizde, hiçbir şehrimizde etnisiteye vurgu yaparak bir ailenin burnu kanamamıştır. Dolayısıyla yani milletimiz sağduyusunu, o bin yıllık kardeşlik dediğimiz kardeşlik hukukunu muhafaza etti ama Karayılan konuşuyor, Heyet-i Nasiha konuşuyor, öbürü konuşuyor, o konuşuyor, bu konuşuyor derken var olan bu hukuk, yani ayrışmamış bu hukuk, yani gerçekten ayrışma noktasında gidiyor ki umarım herkes aklını başına devşirir. İşte dediğim gibi, yani bugün Atatürk yok, düne göre işimiz daha zor. Bugün Atatürk yok, bugün Bandırma vapuru da yok ama Bandırmalılar var. İşte şehirler, ilçeler üzerine düşeni yapacak, dediğim gibi endişelerini dile getirecek, kaygılarını dile getirecek. Demokratik ortamda, demokratik kurallar içerisinde. Mesela ben kişisel olarak kendimi tahkir edilmiş ve tacize uğramış bir insan olarak hissediyorum. Çünkü Türk olmak suç, ben Türk'üm. Türk olmak suç, Türk'üm demek ayrımcılık, Türk'üm demek bölücülük, Türk olmak şu, Türk olmak bu. Ama şunu hatırlatmak isterim. Mübadele göçmeni bir ailenin kızıyım ben. Bandırma'da da benim ailem konumunda pek çok insan olduğunu biliyorum. Binden fazla aile var. 1908 Selanik Ordugah. Benim anneannem genç kız. 1924 annem çocuk, anneannem evli bir kadın. Selanik yok. Onlar Türkiye'de. Benim köyümde üçüncü nesilim ben. Benim köyümde bütün mezarlığımızda en yaşlı mezar bizim dedelerimizin ve anneannelerimizin, babaannelerimizin mezarıdır. Yani onun üstü yoktur. Bir mezarlığa gidip de ailenizin geri kalanlarının olmadığı bir mezarlıkta dua ettiğinizi düşünün. Şimdi bu tür meselelerde bu manada kanırsa kanırsa, tahkir ede ede, hakaret ede ede yüründüğü zaman şöyle olur. Bir, önce silahlı bir örgüt mücadele yaptı. Bu mücadeleyi devlet çözmek için terörle mücadele etti.
İçinde bulunduğumuz, benim de geçmişte görev yaptığım hükümetlerin hepsi, hangi iktidar olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa olsun, terör sorunu dedi ve bir mücadele yaptı. Bugün iş başında bulunan arkadaşlar bu mücadelenin doğru olmadığını, yanlış olduğunu düşündüler ve başından itibaren söylediler. En son Sayın Kültür Bakanı'nın konuşmasından da anladığımıza göre Cumhuriyet her şeyiyle bu arkadaşların gözünde yanlış kurulmuş. Yani ilkeleri yanlış, felsefesi yanlış, yanlış temeller üzerine kurulmuş. Şimdi Cumhuriyet'le ilgili böyle bir algıları var. Dolayısıyla Cumhuriyet hükümetlerinin bu bir terör mücadelesidir deyip yaptığı, hangisi olursa olsun, yapmış olduğu bu mücadeleyi de temelinde Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleriyle, felsefesiyle problemi olan bu arkadaşlar bu Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı mücadelenin doğru olmadığını, başarısız olduğunu kabul ettiler. Şimdi birincisi bu. Başarısız olduğunu kabul ettiğiniz andan itibaren, yani iki yolu var zaten. Biri mücadele, biri müzakere. Müzakereyi tercih ettiniz demektir. Buyurun şimdi yapıyorsunuz mücadeleyi. Mücadeleyi yaparken şöyle bir şey oluşur. Şimdi yani devlet çözemedi. Şimdi kim çözecek? İşte böyle heyet-i nasiha dediğimiz akil, tırnak içinde akil beneklik edi grubu oluşur. Onlar iki taraftan oluşur. Yani taraflar oluşmuştur. Kürtler ve Türkler oluşmuştur. Dürüst olarak konuşacak. Kimse doğru düzgün konuşmuyor. Yani devlet bu işi çözemedi. Neydi? Terör mücadelesi. Sen dedin ki kardeşim başbakan ve arkadaşları olarak bu devlet bu işi çözemedi. Peki sen nasıl çözeceksin? Müzakere edeceksin. Kimle müzakere edeceksin? Terör örgütüyle. Peki terör örgütü gözünde nedir? Bir siyasi yapı. Kimin temsilcisi? Kürtlerin temsilcisi. Şimdi Kürtler ve Türkler oluştu. İki ayrı grup olarak. Şimdi bu iki ayrı grubun, Kürtlerin ve Türklerin kanaat önderleri, işte akil adamları, tırnak içinde insanları bir araya gelir konuşur. Şimdi bu safhadayız. Şimdi bunu da çözemedikleri takdirde, şimdi mesela bir akil insan olarak Karayılan karşımıza çıkıyor. Bir akil insan olarak Burak Kalkan çıkıyor. Mustafa Karası çıkıyor. Bir akil insan olarak Abdullah Öcalan çıkıyor. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, ben tabii Türk tarafının akil adamlarını da bu arada çok merak ediyorum. Hakan Fidan herhalde. Çünkü sadece Türk tarafının akil adamı, başbakan diyor ki ben görüşmüyorum, şerefsizdir görüşen. Devlet görüşüyor. Demek ki devlet temsil ediyor. Bu devleti kim temsil ediyor? Demek ki Hakan Fidan. Şimdi demek ki bana sordun kardeşim beni temsil ettiğini. Benim rızam yok. Beni temsil edemez. Bir Türk olarak beni temsil edemez. Böyle bir rızam yok. Şimdi böyle baktık. Oluştu. Bunlar da çözemediği zaman ne olur? Ha işte onu işaret etmek istiyorum. O zaman millet çözer. O zaman millet çözdüğü gibi İşte benim ailem toparlanmış, gelmiş oradan, burada olan aileler gibi, milletler çözünce öyle oluyor. Ben Kafkas göçmeni bir insanla evliyim, bir adamla evliyim. Tuncer buralarda mısın? Beraber adamı kaybettim. Şimdi dedesinden kalma İzmit'te bir iş yerini yürütüyor. Onu ben sormuştum yani kaç yıllık diye. 1924'ten beri eşimin dedesinin. Daha evvel bir Rumunmuş. Gerçi Yeni Şafak yazarlarına göre şimdi her şeyden özür dilememiz gerekiyor ama ben o konuda bir şey de hatırlatmam lazım. Evet. Hazreti Peygamberimizin de o zaman onun adına da haşa özür dilemesi gerekiyor bu arkadaşların. Hendek Savaşı var. Peygamber Efendimizin yaptığı savaşlar var, Uhud var, Bedir var. Bu savaşlarda öldürülen insanlar var. Dolayısıyla demek ki biz bu özür işine aşağı doğru ine gittiğimiz zaman Hazreti Peygamberimiz haşa adına da bir özür bu arkadaşların dilemesi gerekiyor. Şimdi bütününe baktığınız zaman bu nedir? Bu cumhuriyetle hesaplaşmadır. Yani tabii kuruluşunda hani hasatta izin yok, tarlada izin yoksa hasatta sözün olmaz denir. Şimdi o zamanlar tabii cumhuriyet kurulurken demek ki bu arkadaşların görüşündeki gruplar, tabii ben dediğim gibi tarihçiyim, işte İngiliz mandası, Amerikan mandası savunuyordu.
bu odayı dolduran arkadaşların, kardeşlerin işte aileleri, onların büyükleri ise onlar da diyordu ki hadi bakalım müstevliler için geldikleri gibi giderler.